Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bu videoda size postürünüzü nasıl iyileştireceğinize dair tavsiyeler göstereceğim. Buradaki arkadaşımızın postür bozukluğu var. Sorun şu ki başınızın ileri gittiği her santim için buradan sırtın üst kısmına 5 kilogram ağırlık eklemiş oluyorsunuz. Bu şekilde duran insanlar buradaki kaslara muazzam miktarda ekstra ağırlık yüklemiş olurlar ve çok fazla gerginlik yaratırlar. Bu yüzden dik durmalısınız. Anlatacağım teknikten önce duvara yaslanarak bir ölçüm yapmanızı isteyeceğim. Topuklarınızı duvara değdirecek şekilde duvara yaslanın. Özellikle dik durmaya çalışmadan normal duruşunuz ile duvarla aranızda olan mesafeyi ölçün. Bunu gözlemlemek için birisinden yardım isteyebilirsiniz. Bir görüntü elde edebilmek için duvardan kafanızın ne kadar uzakta olduğunu öğrenmek istiyoruz. Tamamen düz müsünüz yoksa bir eğriliğiniz var mıdır? Bunu ölçtükten sonra yöntemi uygulayacağız ve ardından yeniden test edeceğiz. Peki, bunu yapmadan önce ailenizin size dik oturmanızı ve kambur bir şekilde durmayı bırakmanızı söylediklerini biliyorum, değil mi? Fakat size şunu söyleyeyim. Bu çocuklar söz konusu olduğunda çok kötü bir tavsiyedir. Uzun süre dik oturmaya çalıştığınızda ne olur? Uzun süre dayanamazsınız. Çünkü bu sorunun gerçek nedeni ön kısımdaki kaslardır. Göğsün ön kısmındaki tüm bu kaslar ve sizi öne çeken boynunuz. Dolayısıyla dik oturmaya çalıştığınızda bunlar sizi tekrar öne doğru çekeceği için sadece birkaç dakika durabilirsiniz. Pekala, şimdi size bunun nasıl yapılacağına dair bir teknik göstermek istiyorum. Yapmanız gereken şey zıtlıklar ilkesine dayanan bir yöntem kullanmaktır vücudun ön tarafındaki kasları gevşetmek istiyorsak buradaki sırt kaslarını sıkıştırmalıyız. Başka bir deyişle postür bozukluğunu gidermek için sizi postürünüzü bozacak bir durumda tutmamız gerekiyor. Nasıl olacağını göstereyim. Yapmanız gereken ilk şey geriye doğru esnemek değil, öne doğru esnemektir. Yani sırtınızı kamburlaştırmalısınız. Sadece benimle kalın. Bunu bir sandalyede yapmalısınız. Yapacağınız ilk şey başınızı öne eğmek, öne doğru eğilmek, sonra omuzlarınızı eğmek ve mümkün olduğunca kamburlaşmaya başlamaktır. Bu kötü postürü artırmalısınız. Bu yüzden aşağı doğru eğilip kendimizi esneteceğiz, gidebildiğimiz en son seviyeye kadar. Sonra tekrar doğrulacağız. Aşağı doğru eğileceğiz. Başınızı aşağıya çekebilirsiniz. Sırtınızı kamburlaştırıyor ve sırt kaslarını esnetiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Olan şu ki, vücudunuzun önündeki karşıt kaslara bir sinyal gönderiyorsunuz. Sırt kaslarınızı esnetirken ön kaslarınızı gevşetiyorsunuz. Bir saniye içinde bunu hissedeceksiniz. Bunu bu şekilde tekrarlayacağız. Belki 5 ila 10 kez gevşetme egzersizi yapın. Pekala, sırtınızı yuvarlak şekilde gevşetmelisiniz. Pekala, şimdi duvara geri dönelim. Size bir şey göstereceğim. Geri gelin ve bu şekilde durmaya çalışın ve tamamen dik olacaksınız. Bu çok garip olacaktır. Kendinize nasıl dik durabiliyorum diye sorabilirsiniz. Bu çok heyecan vericidir. Böylece kötü postürünüzü düzeltmek için kötü duruş uygulayarak esneme yapmalısınız. Bu da vücudunuzun tekrar yükselmesini sağlayacaktır. Tersini yapmayın. Bunu uygulayın. Şimdi deneyin ve aşağıya yorumlara sonucu yazın. Pekala. Bu videolardan hoşlanıyorsanız paylaşa tıklayın ve arkadaşlarınızla bu bilgileri paylaşın.